Markaj'daki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz biz de. Programın ilk yarısında Sivas Belediyespor karşısında alınan galibiyeti, 6-0'lık galibiyeti konuştuk. Bu karşılaşmada da ön plana çıktı. Bu arada hem Sayın Tahsin Tam'a hem futbolcuları da yürekten tebrik ediyoruz. Sonuçta 6 gollü bir galibiyet. Kulüp tarihinde de 59 yıllık tarihinde de 7 kere bu skora ulaşmış Bursaspor'lu oyuncular. En sonuncusu da 10 yıl önce UEFA Avrupa elemeleri 3. tur rövanş maçı Kups Kuopio'ya karşı. Eski statta bir Başakşehir'i yenmiştik. Ondan önce mi? Ondan önceymiş abi. Yapma. Ben de baktım. Ben de baktım. Zaman çabuk geçiyor. Evet, zaman çok çabuk geçiyormuş. Ben de ona şöyle baktım. Şöyle geriye doğru gidince bir Adana evet. Spor vardır çok eski. Başakşehir değil tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Evet, evet. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Benim kafama da o gitti. Bugün çek edince... Demek ki 2012'den önceymiş. Evet. Bir de Ankara takımı vardı bir tane. Ona o sene miydi? O ikinci maçta Şeker Spor var. 8 vardı. Öyle Şeker Spor abi. Bakarım şimdi. Bakarım tekrar konuşurken. Şimdi maçtan önce bir basın toplantısı oldu. İki yöneticisi çıktı Bursa Spor Kulübü'nün. İki yöneticinin de söylediği şeyler şuydu. Bir, işte kulübü kapatmak gibi bir niyetimizin hiçbir zaman olmadığından bahsetti. Kim yöneticiler? Rıdvan Bey biri. Rıdvan Bey, öbürü de... Stratejik planlama yöneticisi Ramazan Çetinkaya. Ramazan Çetinkaya. Rıdvan Bey ve Ramazan Çetinkaya. İkisi bir basın toplantısı düzenli. Ramazan Bey dedi ki, Ramazan Çetinkaya, kulübü kapatmak gibi bir durumumuz asla söz konusu değil. Biz bu kulübü daha fazla yaşatmak istiyoruz dedi. Tamam, süper. 10 numara 5 yıldız bir açıklama. Hiçbir şey de demiyoruz buna. Rıdvan Bey biraz daha sert ifadeler kullandı. Hem camiaya yönelik hem geçmiş yönetimlere yönelik. Çok iyi bir çim uzmanı olduğunu 6 aylık süreçte çok iyi bildiğinden bahsetti Rıdvan Bey. Bayağı bir araştırma yaptığını, İzmir'de Bursaspor için çim ekildiğini, dünya kalitesinde dünyadaki en iyi kalitedeki çimi ektiriyoruz dedi. Ve siz de inanamayacaksınız o zemini gördükten sonra ifadesini kullandı. Şeylerden bahsetti. Stadın şeylerinde... Jeneratörden bahsetti. Hava alanlarında, Türkiye'deki birçok havaalanında olmayan bir jeneratör sistemi mi Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda olduğunu söyledi. Artı o bozukmuş, onu yaptırdıklarını söyledi. Bunu söyledi, bu hafta lambalar söndü. İlk defa lambalar söndü. Ve 7. dakikada o bir kısım gitti, 17. dakikada geldi, 2 dakikada maç durdu. Yani komple gitseydi ne olacak? 20 dakika. Demek ki hatta bir örnek verdi. Göz açıp kapanıncaya kadar geliyor dedi. Vallahi ben gözümü kapatıp eğer 10 dakika kapatırsam uyurum. Uyurum yani. Güzel bir uyku çekerim hem de ya. 10 dakika gözümü kapatıp açmazsam. İddialı demeçler verdi. Şimdi iddialı demeç güzeldir. Kendine güveni gösterir. Yapacağının garantisi değildir ama yapmak için de efor sarf edeceğini Peki, gösterir. Peki bu basın toplantısı nereden çıktı? Şimdi şunu söyleyeceğim. İki tane yönetici basın toplantısı niye yapar? Şimdi hafta içerisinde anlamak istiyorum. Hafta içinde yani. Çok büyük bir infial oldu. Bak bir infial oldu. Sosyal medya kaynaklı taraftarlar tribün grupları kendi aralarında birbirine girdi o Çorum FK maçından sonra. Bir anda gece ortalık karıştı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aynur Aktaş'ın belediye meclisinde yapmış olduğu konuşmadan sonra iş siyaset ve Bursaspor kısmına evrildi. Ardından da çarşı karıştı. Biz de dedik ki ya Bursaspor yönetime bir açıklama yapacak. Herhalde diyeceğiz bir sağduyu çağrısı olacak işte hem siyasi kesime hem tribün kesimine. Bir baktık çimler, ondan sonra tesisler. Şimdi Rıdvan Bey dedi ki tesisler dedi bitmiş, ölmüş, bitmiş, mahvolmuş. Şimdi iyi kullanılmamış olabilir ama hiçbir şey yapılmamıştan bahsetti. Hayır, yapıldı. Çok eleştirmeme rağmen Recep Bülükbaşı'nda Vakıfköy yenilendi mi? Yenilendi. Bir takım bir şeyden geçti. Bir mobilya dekorasyon. Ya mobilya dekorasyon vesaire. Osman Bey yapmıştı değil mi? Kalma yerlerindeki Osman Malakçı. Aynen. Şey yapıldı.
Osman Malakçı yapmıştı. Buradan da kendisine sevgilerimizi gönderelim. Sonrasında Ali Ay döneminde, Ali Ay döneminde oyuncuların kaldığı bölüm tamamen yenilendi. Yani yıkıldı, komple yıkıldı. Görkem Akbaş. Bir de şey yapıldı bildiğim kadarıyla. Ağırlık çalışılan bir şey yapıldı. Aynen. Orayı... Fitness merkezi de yapıldı aynı zamanda. Görkem Akbaş o dönem bu işte ilgilenen yönetim kurulu üyesi. Gelelim Erkan Kamat dönemine. Erkan Kamat döneminde de Özlüce yenilendi. Evet, onu da belediye sağ olsun tamam belediyenin imkanlarıyla yapıldığını ifade etmişti. Yani Nilüfer Belediyesi olduğu, yöneticilerin kendi çabaları oldu, bütün bina boyandı, oyuncuların kaldıkları bütün odalar baştan başa yenilendi. Bir kere şeyler, doğalgaz kesilince bir kere elektrikli şopenler bağlandı. Her şey oldu. Şimdi burada Bursaspor şundan kaybediyor, şuraya getirmek istiyorum. Sen bir gelenek olmuş bu artık Bursaspor'da. Bir gelen yönetim bir önceki yönetime tukaka. Onlar bir önceki de mevcut yönetimin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Gelen de öbürünü karalamaya çalışıyor. Ya arkadaş, böyle bir kültür oluşmuş. Sonra ya arkadaş, sen ondan sonra çıkıyorsun, birlik olalım, beraberlik olalım. Ya kimi kandırıyorsunuz arkadaş siz ya? Kimi kandırıyorsunuz? Ben size 50 tane yönetici söylerim böyle birbirinin arkasından kuyusunu kazan. Bak, başarılı net, olmasını net yani başarılı olmasını. Ya sürekli nasıl olsa şu gelecek başkan, nasıl olsa bu ya olacak. Ya arkadaş, şu an bu kulübün başkanı Ali Ay da olabilir, Recep Bölükbaşı da olabilir. Bak, en çok eleştirdiğim isimleri söylüyorum. Mesut Mestan da olabilir. Ya bir önceki gitsin diye onun kuyusunu kazmaya çalışıyor. Mevcut da bir öncekine demediğini bırakmıyor. Ya önce bir bu kafadan bir sıyrılın. Bu kafadan bir sıyrılın. Ondan sonra birlik beraberlikten bahsedin. Siz birbirinizin kuyusunu, yöneticiler zaten birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Antrenörler birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Yanlış mı söylüyorum? Konuşmuyor. Yani? Kendisi Erkan abi de biliyor spor camiasının içinde. Evet, evet. Hani şu ya anda siz kendi içinizde ya siz antrenörler olarak yok, yani derne, teknik adamlar eski şey sporcular, da, hani eski, sporcular yani. Eski sporcular dönem içerisinde görev almış bütün hepsi abimiz arkadaşlarımız. Ya kim şimdi geldi göreve? Tahsin geliyor, onun Tahsin'e konuşan bir sürü var. Ben size söyleyeyim abi. O yine Adnan geliyor, onun arkasından konuşan var. Tahsin tam göreve mi geldi? Ya beni aramayan 10 kişi yok ya. 10 kişiden fazladır ya. Tahsin bu işi beceremez. Bak haberin olsun. Abi 3. hafta gider yerine İsmail gelir. Yani böyle senaryo onlar kurguyu kurdu. Tahsin gidecek, sonrasında İsmail Ertekin koltuğa oturuyor. Ya arkadaş, ya böyle bir düşünce var mı ya? Mustafa Er geldi. Çirkin. Bak Mustafa Er'i bak ben söylüyorum. Geçen sefer Bataja yaptırdı. Bu sefer yanında kimse yok. Başaramayacak. Ya arkadaş sen Mustafa'nın, Tahsin'in, ne bileyim Hikmet Karaman'ın, ne bileyim başkasının yanında ol bir arkadaş ya. Ondan sonra da çıkıyorsun hep beraber, klasik bir fotoğraf. Birlik beraberlik. Ya Bursaspor'un bak yemin ediyorum esas düşmanı kendi içinde arayacaksın. Net söylüyorum yani. Başka çok fazla uzağa gitme. Ne o zaman ne bekliyorsun taraftar tarafından? Yani Bursa ondan sonra taraftar bunu gören taraftar da yazar abi. Kusura bakma yazar. Ya önce taraftar kendine bakacak sevgili Süha. Önce yönetenler kendilerine bakacak. Kulüp buraya geldiyse öncelikle çalanlardan samimi, geldi abi. Samimi içten önce çalanlardan geldi abi. Çalanlardan sevgiyle geldi. Dolu taraftarı tenzih ediyorum. Nemalanmaya çalışan. O başka o madalyonun çarpıyor. Öbür türlü öbür tarafı. Önce, yani bu kulüp buraya geldiyse, bu seviyeye düştüyse zaten kötü yönetimler zaten biliniyor yani. O zaman taraftarın bu grubu biliniyor. O zaman Erkan bu abi, onların hiç konuşmaya hakkı yok. Bir onlar dakika. Ne isteyecek yani? Bak, bu kulüple ilgili ne istiyorlar? Erkan abi, o zaman onları şunu söyleyeyim ben sana. Yani? Onun şunu nasıl bir tatmin olacaklar? O zaman ben de sana şunu söyleyeyim. Bir şey, ne yönetim izin vermeyecek yönetimler. Kulübe getirsinler, versinler. Yönetimler izin vermeyecek. Buna çanak tutmayacaklar. Evet, ben de onu söylüyorum. Ben de yönetim diyorum. Evet. Ya ben Bursaspor kulübünde birkaç yıl önce görevde olan üst düzey bir kulüp çalışanının odasına gittim. Ya Süha gel hadi bir çay. Ben de idmana mı gitmiştim? Bir şeye gitmiştim. Kulüpteyim yani. Hadi Süha gel bir çay içelim odada dedi. Bir gittim abi. Ben odada yani girme. Ben konu mankeniyim odada. Niye? Abi tribün liderlerinin hepsi odada. Tabii. Bir başka gazetecisi odada. Tabii.
Bir yöneticisi odada. Abi siz ne yapıyorsunuz? Ondan sonra neye bu hale düştük? Niye bu? Siz zaten düşürmüşsünüz orada. Kumpas orada kurulmuş. Ya kulüp zaten bu hale, getirilmiş işte. Anladın mı? Bu hale getirilmiş. Şimdi bu hale getirenler, ya insanda biraz utanma, sıkılma olur ya. Ben de onu diyorum. Neyin hesabını soruyorsun be kardeşim? Hesabı soranlar zaten kulübü bu hale getirenler. Ben de onu diyorum. Şu kafadan bir kurtulsa Bursaspor, bir önceki yönetime ya da ondan öncekine karalama kampanyasını. Ya bu adam yapmış. Kim yapmış? Recep Bölükbaşı yapmış. Bak sevmememe rağmen bunu söylüyorum. Bak bana bunu zorla söylettiler. Ali Ay, işte Erkan Kamat döneminde bu yenileme yapılmış mı? Ya arkadaşlar evet bir dönemler burada bir tadilat çalışmaları olmuş kulübümüz için. Yetersiz. Ondan sonra çağın gerektirdiğini Yetersiz. Biz de bunun biraz daha üzerine koyuyoruz de herkesin gönlünü al. Bir çivi çakılmamış, bilmem ne yapılmamış. Buna girersen yarın bir gün kapısını çaldığın o eski yöneticiler kusura bakma arkadaş sen bana bunu dersin dedin senin yüzüne bakmazlar. Ben bunu söylüyorum. Ha bu da neden kaynaklanıyor? İletişimi bilmiyorlar abi. Net bir şekilde. Evet. Bursaspor kulübü iletişim konuşmadan başlar. Siz doğru bir şekilde kendinizi anlatamazsınız. Doğru argümanları kullanmazsanız lisan-ı münasiple derdinizi insanlara söylemezseniz bunlarla karşılaşırsınız. Vur kır parçala. Yok abi öyle bir şey. Bir gün bir başlık attım gazeteye. Vur kır parçala bu maçı kazan. Telefonum susmadı. Arayanlar akademisyenlerdi. İletişimcilerdi. Spor bölümü fakültesindeki hocalardı. Ya sen gazetecisin bu başlığı nasıl atarsın diye. Baktım evet doğru söylüyorlar. Biz önce yapıcı olacağız. Bursaspor'u idare edenler yapıcı olacaklar. Ondan sonra taraftardan yapıcı olmasını bekleyecekler. Sen vurup kırıp parçalarsan ondan sonra taraftar vurup kırıp parçaladığında söyleyecek kelime bulamazsın. Onun için o basın toplantısındaki o ifadeler çok yanlıştı. Evet bir iş yapıyorlar. Çok güzel. Bir niyet, niyet çok iyi. Ama derdini iyi anlatamıyorsun. Yani ona ne gerek vardı ben onu anlayamadım. Bir. Hem de maçtan bir gün önce. Hala anlam veremedim. İki. Ya atara atar gidere giderse onun yeri orası değil. Bu işi profesyonelce yapılması lazım. Madem bir sıkıntı var. Evet. Bu sıkıntıyı da gerçekten en iyi şekilde ifade edecek bir arkadaş üstlenir. O yapacaksa o yapar. Yetkili başkan yapar. Yapar da yapar yani. Şimdi burada bir kere bu Bursaspor kulübü öksüz bir şey gibi. Çocuk gibi. Öksüz ve sahipsiz. Hı hı. Bunun kelime karşılığını biliyorsun. Söylemeyelim programda. Sen bu kulübü bir kere mutlaka ve mutlaka dernek statüsünde yönetilmekten çıkartman lazım. Hı hı. Çıktı zaten yani. Yani bu kulübün şirketleşmesi lazım ve bu kulübün sahiplenmesi lazım, hı hı. Sahibi olması lazım. Öbür türlü bu asalaklardan bizim kurtulma şansımız sıfır. Hı hı. Örnek vereyim. Bursaspor basketbol takımı. Kim yönetiyor? Hangi aile yönetiyor? Kızıl ailesi. Kızıl ailesi yönetiyor. Var mı problem? Yok. Başarı var mı? Var. Başka ne konuşayım yani? Onlar yönettiği sürece de problem olmaz. Evet. Bursaspor kulübü sahipsiz. Hı hı. Siyaseten de bak sahipsiz. Hangi mecradan, hangi taraftan bakarsan bak sahipsiz. Ya şimdi bu şu anda geçen hafta konuştuk daha bunu. Birileri var. Belediye almış, toparlamış, sahiplenmiş. Ya saygı gösterin kardeşim. Bunun siyasetini yapmayın. Yok bu AK Partili, yok CHP'li, yok MHP'li, yok bilmem neli. Ya ne fark eder kardeşim? Siyasette Bursaspor zaten kurulduğundan beri paralel gidiyor. Hangi dönemde siyaset Bursaspor'un içine girmemiş? Her dönemde İbrahim Yazıcı. Ya bir tane sayabilirsin ya. Hayır İbrahim Yazıcı döneminde de kaynak yaratma bakımında. Hayır kaynak yani, yaratma bakımında vardı o evet. Neyi konuşuyoruz yani? Onun için ben diyorum ki burada İbrahim yani Yazıcı döneminde gerçeği söylüyorum. Bursaspor kulübüne en büyük kaynağı Faruk Bey. Faruk Bey dönebilir. Evet, doğru. 7 doğru. Vardı evet, benden notları evet, da. Doğru. 7 milyon dolar falan. Yani biz burada insanları, camiayı bölüp parçalayıp ben de onu söylüyorum ayrıştırmanın işte. Aynı şeyi var yani. Aynı şeyi söylüyoruz. Biz burada ben burada Erkan Öncü olarak mecburum kardeşim. Bir misyon yüklenmişim. Ben doğru bildiğimi söyleyeceğim.
Kim alınırsa alınsın. Ben de istediği kadar da alsın. Aynı söylüyorum yani. Ben de. Aynı düşüncedeyim. Değişen bir şey. Çetin sen... Yok Levent abi. Pardon Levent abi. Kapanışı ya, seninle yaparız. Tamam. Şimdi... Şunu söylemek lazım. Ya bir kere... yani sorunları ya da işte problem çözebilmek için gündelik konumunun doğru tespit edilmesi lazım. Yani bizim belki temel problemimiz de burada. Yani biz mali açıdan sürekli tekrarlıyoruz. Yani 1 milyar borcu olup da işte TFF 2. Lig'de hayatiyetini sürdürmekte olan bir kulübüz yani. Bu gerçekten sadece Bursaspor bunu sürdürebilir. Yani herhangi bir kulübün bu koşullarda yaşama şansı yokken Bursaspor bu şehir neticede bir kaynak yaratıyor. Ve yani insanlar, Bursasporlar, taraftarlar da şunu bilmeli. Yani bu takımın hayatiyetini sürdürmesi şu anlamda hiç kolay değil. Bursaspor Süper Lig seviyesinde bir organizasyonu var olan bir kulüp. Yani şu an Bursaspor'un idari yapılanmasının maliyeti birçok Süper Lig kulübünün üstündedir. Yani kimin üstündedir? İşte Karagümrük'ten fazladır, Ümraniyespor'dan fazladır, İstanbulspor'dan fazladır. Belki birçok Alanya, Antalya falan buralardan fazla olabilir. 4 tane ciddi ciddi tesisi olan, bu tesislerde personel çalıştıran, bunların hayatiyetini sürdürmeyi çalışan bir kulüp. Yani Bursaspor rakibi olan, yok bu ligde Çorum Spor gibi bilmem ne gibi 6-7 personelle şununla bununla hayati, yani Bursaspor'da her şey Süper Lig seviyesinde ama maalesef oynadığımız lig burası. Ama gündelik hayatı sürdürebilmek için Bursaspor'un 60 milyona yakın paraya ihtiyacı var ya. Bu kaynak da bir şekilde yaratılmaya çalışılıyor. Bir kere temelde herkesin buna saygılı olması lazım. Bravo. Herkesin saygılı olması lazım. Ya bu kulüp yaşıyorsa ki burada süreç içinde konuşacağız. Şimdi sezon başındayız. Ligde bir puan cetveli var. Biliyorsun bir kulüplerin performansı, iki ekonomik performans. Yani bu neredeyse Süper Lig kulüplerinin yarısında dahi böyle aşağıya doğru TFF 1, bizim lig 3. lig giderek finansal yeterlilik, sezon boyunca finansal yeterlilik yani parasal kaynağı sağlayabilme yetisi sonuçları belirliyor. Hı-hı. Yani şu an ligin lideri olan kulüp 4. 5. 6. hafta para vermeyip de teklemeye başlayınca bir bakıyorsun küme düşmüş ya da iddiayı kaybetmiş, adamlar oynamıyor. Geçen sene bizim yaşadığımız gibi. Evet. Yani geçen sene bizim oluşturduğumuz kadroya bak. Hani gençlerle takviyeli iki tane takım yapsan ikisi de x8 olabilir. Bak, kesinlikle. Olabilir yani. Ya ben sezon başındaki görüşüm buydu. Ama adama sen 900 bin euroya gel bana da 25'i ver. 875 her gün vereceğim. Oynamıyor. Yani neticede bizim yaşadığımız ligde de böyle bir hikaye oluyor. Ve şu an biz ekonomik sürdürülebilirliği karşılayacağız diyen bir yönetimle yönetiliyoruz. Bunun şu parti, bu parti, bu siyaset. Ya Türkiye'de 130 tane takım var. Üçüncülükler dahil. Hı hı. Ya bak zaten dünya kadar önünde Belediyespor yazan var. Evet. Önünde il idaresi yazan var. Şehrin belediyeden kaynaklarını yaratanlar var. Kamuoyunda tartışılan şampiyon olmuş kulüplere nasıl kaynaklar yaratıldığını anlatan siyasiler var. Ondan sonra bu futbolda, Bursaspor'da siyasi. 130 takımın neredeyse %80'i 90'ı neyse tek tek araştırılabilir. Hepsinde siyaset girmiş zaten. Doğru mu yanlış mı o tartışılır yani. Hani böyle bir şey var mı? Sen de oynan Sivas Belediyespor. Kim veriyor maaşını? Yani ondan sonra siyaset falan filan. Şahsi ya. Şurada, fikir olarak karşıyım şey, ama bir gerçek var. Realite ülkede bu. Ya maalesef realite. Maalesef diyelim. Yani üzülerek söylüyoruz, realite bu. Ama ülke gerçeği maalesef ülke gerçeği bu. Keşke hiç olmasa hep bizim idealize ettiğimiz taraftarın, takımı sevenlerin sırtında yürüse. Yani bütün Londra Belediyesi Arsenal'in atıyorum deplasman giderini ya da Chelsea'nin herhangi bir giderini karşılıyor mu? Hayır. Hayır. Bir de yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Ya belediyenin ne işi var abi? Hayır. Bir kulübü finanse etmesi ya. Ya bu, belediyenin görevi değil ki ya. Bu devletin de görevi değil kardeşim. Hayır. Ya. Şimdi sen diyorsun ki ya ben özgür olacağım. Nasıl özgür olacaksın kulüp olarak? Olamazsın kardeşim. Olamaz.
Devam etsin abi. Ya zaten şey de yani temel problemin çıkış noktası yani diyoruz yani futbolun gelirleri belli. Değil mi? Yani 3 tane bacağı var işte. Naklen yayın gelir olacak, promotif gelirler olacak, gündelik maç günü gelirleri olacak. Şimdi de e-gelirler çıktı. Yani gelir alanları belli. Şimdi bu tür gelir alanlarını yaratmak için ne yapmak lazım? Marka değerini yukarı taşımak lazım. Marka değerini yukarı taşımak için de senin taraftarının tutum ve davranışı, yönetimlerinin tutum ve davranışı, kulübün, topbekin organizasyonu, hepsinin bunların bir seviyede olması lazım ki sen daha fazla gelir elde et. Yani reklam veren sana reklam versin, işte daha çok insanlar maça gitsin, gündelik işte kulübün para harcanacak yerleri bolca olsun, oralarda para harcasın falan. Şimdi bunların hiçbiri bizde doğru karşılık bulmadığı için sen işte belediye versin, o versin, bu versin, taraftar da mutlu olsun. Ondan sonra da spora siyaset girmesin. Yani temelde bir tuhaflık var zaten. Yani bu ülkenin temel tuhaflığı. O yüzden hani şeye de gelelim. Yani gündelik hayata ya bu takımı gündelik hakikaten bu rakamlara sürdürmek kolay. Çok zor. Hiç kolay değil. Ve Bursa Spor adına konuşacak herkesin. Yani buna yönetici olabilir, herhangi bir siyasi... Ya önce bir brief al kardeşim. Hep dedik ki biz bu kulüpte bir kurumsal devamlık olsun. Mesela konuşan yönetici. Mesela bilmiyordur ya, yapılan çalışmaları. Bilmiyordur ya. Haberi yoktur yani. Yoktur. Haberi olsa öyle konuşmazlar. Aynen tabii, bravo. Haberi yoktur. Ya hep yeni gelen haberi yok. Ya bu kulüp biliyorsun muhallebicili devir teslim yapıldı. Ya bedava gelmedik ki buraya. Aynen. Ya halledersin Erkan, ayıp ediyorsun. Çok fazla borç yok değil. Tabii. Ya bakmıyor adam. Ya bakmayan adam... Ne yapabilir ki? Neden yönetici oluyorsun ona? Bunun sahikine hep sorduk. Burada sorduk yani. Hatta sen bana sormuştun. Ben dedim ki ya bunu psikoloji bilgili mi? Yani ya bunu bir insan niye yönetici olmak ister evet diye yani, sordum ben. Bu konumda. Sorun buydu. Ya bu koşullarda. Ya senin de hiçbir şeyin yok. Ya atıyorum 100 milyon euro Bursaspor'un borcu var. 70-80 milyon Bursaspor'un borcu var. 5 tane adam yarışıyor. Ya bunun rasyonitesi yok ki. Bunun çıkışı yok yani. Ya hep beraber bir araya gelip akıl düzeninde bir çıkış ararız. Yani nasıl olur bu iş kardeşim deyip ama bir tane adam diyor ben yaparım diyor. Yapamıyor. Ondan sonraki o da yapamıyor. Çünkü zaten iş böyle herhangi bir yani kendini bu işlerde hayır, çok mahir. Yapamayacağını zaten biz belli. Biliyoruz. Biz biliyoruz ama söylüyoruz işte da zaten. Adam çıkıyor yalan söylüyor. O sahip ne işte? Yalan söylüyor. birkaç yanına goygoycu alıyor. Yani. Ondan sonra 200 kişiyle Bursaspor kulübün başına geliyor. Burada, yanlışlık zaten burada. Burada söylemek istediğim şu. Yani kurum adına konuşanın da kurumun hafıza olanlarından yani Bursaspor adına konuşanın da bir brief alması lazım. Ya ben bak bugün basın toplantısına çıkacağım. 7-8 madde var. Ya çocuklar bu nedir? Yani bu şey değil ki. Ya herkes ya belki bu işin içinde çok olan bile bir şeyleri karıştıracak. Yani kayıtlara bakacak falan yani konuşurken herkes de her şeyi hafızasında belleğinde tutacak değil. Aa bakacak şu tarihte şu olmuş, bu tarihte bu olmuş falan. Bir de yani bir iş her şeye rağmen, her türlü olumsuz koşullara rağmen bir işleyişini sürdüren yani çileli de olsa, problemli de olsa, hacizli de, icralı da olsa buralara gelebilen de bir kulüp var. Yani neticede bir çabalar da gösterilmiş, gösteriliyor. Yani onlara da, yapanlara da bir anlamda da saygı duyabilmek lazım. Bunu buradan almak lazım. Kulüp adına konuşan. Ya dünyadan bir haber, yani kulüple ilgili hiçbir background'u olmayan birisinin kulüp adına konuşmak ya da futbol adına konuşmak. Bak futbol konuşmak başka bir şey. Yani... O başka bir şey. Futbol üzerine konuşmak evet. Başka bir şey. Ya futbol adına okey oynarken konuşuyor. İyi bu kötü bilmem ne. Ama üzerine Bursa Spor'da konuşursun. Bursa Spor üzerine konuşurken yani hele de senin bir herhangi bir sorunun bir makam yok. Şeysen ya bilmiyorsan sor kardeşim. Sor yani. Mesela bana normalde dışarıdayken insanlar haklı olarak bir şeyler soruyorlar. İşte futbol vesaire şu maç vesaire nedir? Ben futboldan anlamam diyorum. Çünkü işin orada çok fazla detayına girmemiz gerekiyor. Gireceğim kişiyle onun bilgisi ne ölçüde, ne yeterli, kadar... Yeterli değildir. Ondan sonra yanlış bir kelime kullanacaksın. Ayıkla pirincin taşını. Tabii yani. Mümkün olduğunca inşallah mesela ne olacak Bursa Spor'un hali? Abi iyi olacak. Abi güzel olacak inşallah. O da yuvarlak yani. Yuvarlak cevaplar. Yani. Neticede bir yerde alfabe var işte bir yerde üniversite ama tedrisatı var. Levent abiyle yani. otururken, Çetin'le otururken o zaman işte Arsene'yi de konuşuyorsun. O zaman geliyorsun tribünü de konuşuyorsun.
sorunları da konuşuyorsun. İşte bir kulübün strateji üretmesini konuşuyorsun. Bir kulübün ne bileyim marketingini konuşuyorsun. Ne yapılması gerektiğini. Ama bunu her yerde, her ortamda konuşma şansın yok ki. Bana da soruyor. O dediğin tipler bana da geliyor. Ben diyorum ki kardeşim ne bekliyorsun? Bursaspor'dan ne bekliyorsun? Ne beklentin var? Dibin dibi yapmış. Keyif almaya bakacaksın kardeşim. Geleceksin maça. Çoluğunu çocuğunu alacaksın. Destek bu takımı edeceksin. Seyredeceksin, keyif alacaksın. Aynı 25 bin kişinin geldiği gibi. Bunu yapmamız lazım. Yani, ne bekliyorsun? Levent ya abinin dediği o kadar bu güzel şey ki. Bak Levent çok güzel bir şey. Bu takım hayatını sürdürüyorsa, yaşamını devam ettiriyorsa, kim bu konuda destek oluyorsa onun yanına yer almak lazım. Onlara teşekkür etmek i̇şte lazım. Yönetimlerde, niye bölüyorsun kardeşim? Yönetimler de bu şekilde çıkıp... Neymiş, Çorum'da mağlup olmuşsun. Ne olacaktı? Ay bir dakika şimdi. Çorum'da... Ben de çok eleştirdim. Ben de çok eleştirdim Çorum'u. Bak, onu futbol anlamında eleştirdim. Futbol anlamında. Çorum'da mağlup olmuşsun. Olabilir. Futbol. Ya her maçı kazanacaksın diye bir şey yok. Geldik bu hafta da 6 attık. Sen şu anda bulunduğun konjektürde, bulunduğun ortamda pozisyonun neyse o pozisyonuna göre hareket edeceksin. Bu kadar basit. Taraftarlık bilinci olan o 25 bin kişi gelen taraftarlık bilincine sahip. Onların içini tenzih ediyorum hani ayırıyorum vardır mutlaka arızalılar ama genelde oraya gelip tamamen samimiyetten takımına sahip çıkmaya çalışan, destekleyen, moral veren, haydi Abdullah diyen, haydi Eren diyen insanları görüyorsun orada. Bu güzel bir duygu. Ben bunu yaşadım bundan dolayı mutluyum dedim. Girişte de aynı şeyi söyledim. Şimdi taraftar İşte Çetin'e vereceksin sözü. O da devam edecek. Taraftar istiyormuş. İşte mutlu değilmiş. Neye mutlu değilsin kardeşim? Ne verdin? Ne istiyorsun? Bu durumdan nasıl mutluluk çıkaracaksın? Ben mutluluk çıkartıyorum. Sen ne istiyorsun? Transfer mi istiyorsun? Yıllarca transfer yapıldı. Yapıla yapıla zaten bu takım bu hale geldi. Dibin dibini gördü. Para olarak da 1 milyara borç ulaştı. Sen bu çocuklardan mutlu olmaya çalış. Teşekkür ediyorum. Levent abi bitti evet, mi? Ya şimdi şunu ondan söyleyelim. Ondan sonra Çetin'e söz vereyim yani, çünkü süremizi bayağı evet, açtık. Evet Erkan bu aralar çok dolu. Şimdi bu kulübün bir gündelik hayatı sürdürmesi gerekiyor. Ki az önce de söz ettim. Yani gündelik kulübün ihtiyaçları karşılanıyor. Yani oyuncular maaşlarını alıyor. Geçen hafta İsmail Erttekin'i... burada ağırladık. Hı hı. İsmail Hoca da yani altyapıdan gelen oyuncuların da forma bulduklarında ciddi ciddi gelirler elde edeceğini. Düşünsene yani 15-16 yaşında bir Mustafa'nın aile konumunu bilmiyorum. Hatay'dan gelmiş galiba. Bize Yılmaz Hoca getirmiş. Şimdi böyle bir oyuncunun ailesine ciddi katkılar sağlayabildiğini. 16 yaşında bir çocuk ya bu gurur vesilesidir. Yani hepimizin mahallede, ailede. Hayır yani işi yani. Hepimizin evladı var. Yani onlar işlerinde işte hiyerarşik olarak yükseldiklerinde, iyi konumlara geldiklerinde falan bir ana babanın yaşadığı gurur olağanüstüdür. Yani manevi tarafı da müthiştir ki bu çocuklar ciddi maddi gelirler de elde etmeye başladılar. Yani bunların sürdürülebilirliği Bursaspor'da sağlanıyor. Bu son derece sevindirici. Bu ihmal edilmemesi gereken bir şey. Herkes kafasında bunu düşünsün. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bursaspor'un tahtası açılsın. Bursaspor'un şunu yapılsın falan diye yazan, çizen gruplar, kişiler, isteği olanlar. Yani bunların bir şey kafalarında da parasal mukayeseleri geliştirmeleri lazım. Mesela ben Bursaspor tahtasını açıyorum dediği rakam ne kadardır? Yani bu rakamlar nasıl bir şeydir? Yani Bursaspor'un tahtası dediğin 200-250 milyonlar falan şu an Süper Lig'de oynayan kulüplerin o en az 10 tanesinin yıllık bütçesi onun yarısı yani. Falan. Sen diyorsun gel aç falan ya. Bunlar öyle şeyler değil. Telaffuz edilirken kolay da bir kafalarında da bu bütçeleri ya da Bursaspor'un yıllık geliri 50 milyon 60 milyon bu sene bu paraların sağlanması hiç kolay işler değil. Bir açıdan bakarsan da Bursa şehrinin kentinin büyüklüğü falan bir taraftan da biz yani aslında şu anlamda baskı grubu oluşturabilsek yani Bursaspor'un hafiften alacaklarına dair işte bu tür pazarlık konularında buralarda da camianın bir arada topyekün hep birlikte
birlikte olabilmesi lazım. Yani herkesin takımın arkasında bir güç oluşturabilmesi lazım. Kemik gibi ki Bursaspor maddi sorunlarında bir şekilde sürecinde bir çözüme ulaştırabilsin. O tarafta da aslında bir akil grubunda birlikteliğine ihtiyacı var. Yani o belki o kadar değerli ki o tür problemlerden kurtulabilme yol ve yöntemleri. Sadece hani yönetimler ötesi de belki herkesin kendi koyabileceği desteği de bir şekilde koyabilmesi lazım. Yani yoksa hakikaten çok hassas dengelerde yürüyen bir kulübe işte üzerinde sürekli baskı vur, onu yap, bunu yap falan filan. Ya bu işler söylemek kolay. Realiteye bakmak lazım, pratiğe bakmak lazım. Bir de hani saha içine eğer dönersek de skor üzerinden tutum almamak, yani 6 oldu uçuyoruz. Klasik. Ah, yenildik, öldük, bittik falan değil. Belki de şu oynadığımız ligde en gelişime açık takımız. Bunu göreceğiz. Olacak ya da olmayacak. Umutlarımız olması yönünde hakikaten bir izlediğimiz oyun. Denedik olmadı, kötü mü oldu? Olmadı yani bir dönem önce. Bir dönem denedik yani. Belki işte ara çok tabii çok oyuncu düşünsene ya. Belki ondan daha fazla oyuncu sattık yani. O kadro olsaymış açık ara mağlup olurmuş. Evet. Denemiyoruz bir de. Ayrıca böyle bir şey de var yani. Denemiyoruz. Evet. Hani denemiyoruz. Yani bu başlangıçtan reddetmiş. Zaruriyetten, mecburiyetten oluyor. Bunu iki defa, üç defa son üç yılda yakaladık bu şansı. Bu şansı kullanamadık. Mustafa örneğinde vereceğim. Ondan sonra Çetin alsın sözü. Çok baştım süremi. Kapanışı Çetin'le yapacağım. Mustafa'yı planlasan ona bir yaşam koçluğu yaptı Bursaspor Kulübü. Bunun Mustafa'nın Bursaspor'a vereceği sportif anlamda katkıları göz önünde bulundurduğumuzda demek ki ileriki yıllarda çok daha fazla katkı yapabilir bize. İnşallah. Yani gelişimi tamamladığı zaman. Tabii. Sonra işin maddi tarafından bakalım, para olarak bakalım. Para olarak da bu çocuğu yerinde, zamanında doğru bir transfer dönemi geçirip bu çocuktan da sportif maddi anlamda ya da bize faydası bize olur. Bize büyük faydası olur. Bir de bu taraftan bakalım. Teşekkür ediyorum. Çetin söz sende. Evet. Şimdi benim mesela o basın toplantısını hiç anlam veremedim. Gündüz izleyemedim. Akşam böyle hani rahat izleyeyim. Çünkü bir saatten fazla çünkü. Evet. Bayağı uzun sürmüş. Gece daha kafa rahatken seyredeyim. Hiçbir anlam veremedim. Yani veremedim ya, maçtan bir gün önce sen bir yazı yazsan, başlık atsan işte hain misin, maçtan önce böyle yazılar yazılır mı, böyle konuşulur yatlardı, mu derler. Yapıldı geçmişte de. Yok, bu hafta da yapıldı. Ha, öyle mi? Oo, tabii bu hafta da bayağı bir tepki yok. Aldım. Şimdi biz burada iletişim çağında yaşıyoruz. Çağımız iletişim çağı diye geçiyor. İletişimi doğru kullanın diye defaatlerce söylüyoruz. Evet. Yani. Burada şimdi her yöneticinin bir basın toplantısı yapma bir geleneği mi vardır bilmiyorum. Yani varsa da yanlış, onu söyleyeyim. İki tane yönetici çıktı. Bak, stratejik planlama yöneticisi desen açın Galatasaray'ın, Fener'in hiçbirinde yoktur. Bak, stratejik planlama dediğiniz şey çok önemli bir şeydir. Tabii ki. Dünya çapında, Avrupa çapında ve bu Türkiye'mizdeki şey kurumsal yapılarda, kurumsal şirketlerde bu tip müdürlükler ve koordinatörlükler vardır. Tamam mı? Üst düzeydedir bunlar. Yani ben biliyorum. Ben Avrupa kalite belgesi IFK'm almış bir şirkette o belgenin bir parçasıydım. Bu stratejik planlama dediğiniz şey sözde çok kulağa hoş gelir. Aa falan, güzel bir şeydir falan diye düşünürler ama bunu uygulamak o kadar şeydir ki emek ister, o kadar çok bilgi ister, o kadar çok çaba ister. Bunu uyguladığınız zaman zaten bir kurumsal böyle vergi rekortmeni olursunuz. Şimdi stratejik planlamada yöneticisi çıktı, konuşmalar yaptı, bir şeyler söyledi. İyi niyetli, işte biz çalışıyoruz, ediyoruz. Başımın üstüne koyarım. En azından Tüzük'te öyle bir şey olduğu da hatırlamış yani. Yani. O da sevindirici bence. Çok güzel. Bak, İlk defa bak, yani. Baksınlar, birçok kulüpte yoktur böyle bir şey. Hayır, bizim Tüzüğümüze koymuştuk da böyle bir yönetici, yani görev tanımı ben ilk defa gördüm. Bursa'da ilk defa oluyor. Ya, başka da olduğunu zannetmiyorum. Evet. Hiç yani olsa spor medyasını takip eden birisin. Ama şurada bir şey var. Çıkıyorsanız İnsanları tatmin etmek zorundasınız. Ben şimdi sonunda bütün şeyleri konuşup iyi niyet, tamam her şey çabalıyor, ediyor, tamam böyle bir şey de var. Hani takdir de edilir, teşekkür de ederiz. Hepsini yaparız. Yani parasını veren, emeğini harcayan kişiye kötü söz söylenmez ki. Ona teşekkür edilir, vefa gösterilir. Ama kontrollü suskunluk diye bir şeyle kapattı konuyu, biliyor musun? Sevgili Süha. Kontrollü suskunluk.
şu işte bütün her şeyi anlatıyorsun, cümleyi böyle bağlıyorsun, kapatıyorsun. Bütün şeyleri soru işaretlere bağlıyorsun. Muhtemelen senin geçen yazında yazdığın Özdice projeleri, işte daha büyük montanla Bursa Sporu kurtarmaya yönelik bazı düşüncelerin şeyde olduğunu tescillemiş oldu. Ben senin yazını da okuduk. Bunu da böyle dinleyince dedim ki bu orada bir hareket var. Ya veya bununla ilgili bir çalışma var. Şimdi benim ben dediğim... Ben kulüpten yani detay alamadım ama abi doğru yere parmak basmışsın. Çok ciddi ayağını anlamda... yani çok ciddi anlamda Özdice ile ilgili bir çalışma yürütülüyor dedi. Şimdi o yönetici oraya çıktıysa onunla ilgili ya başlık sunar veyahut da işte bir termin verir, şurada açıklama yapacağım der. Biraz ısınması lazım falan. O da kolay bir iş değil. Olur olursa da... Ben şöyle söyleyeyim ben size. Bana gelen bilgi, onu yazıda dile getirmedim. Şunu dediler. Abi dedi karşıdaki yaşça küçük benden. Bursa Spor'un borcu kapanır. Bununla beraber işte Ankara Gücü'nün ne kadar borcu var o kapanır. Atıyorum Gençler Birliği ne kadar borcu var o kapanır. Bir iki üç de takımı yanında kulübü işte götürür. Bu şeyde de biraz örtülü yürütmek lazım. Çünkü ya işte, tabii ki. Yani eğer ki bir takımın bir kötü sonucunda bir kent yerel yöneticisini istifaya davet ediyorsa, yönetimini istifaya davet ediyorsa, teknik direktörünü istifaya davet edebiliyorsa bir sonuç ya. Belki üç gün sonra galip geleceksin ki geldik. Yani oralar o kadar büyük montanlı işlerde kenti şeyde tutabilmek zor. İşte bununla ilgili iletişim çalışmak lazım. Bununla ilgili iyi iletişim kurmak lazım. En sonunda doğru bir yapamıyor. Şey çıkardı. Ha? Yine Bursa Spor yapamıyor bunu. Yani neticede ama bir umut var. Bir umut şey, bir emek var daha doğrusu. Çalışılıyor, evet. Uğraşılıyor. Çalışılmıyor demiyorum. O nedenle ben şeyi önemsiyorum ama doğru iletişimi önemsiyorum. Hani bir yönetici mesela bu yönetimde şey var. Mehmet Zahit Yanar yöneticinin ayrı bir basın toplantısı yapıyor. İşte bu son yapılan yöneticiler ayrı bir şey. Selim Yol Geçen ayrı bir şey. Yani sanki yöneticileri... Daha önce basın toplantısı düzenleyenler onlar sustu. Hiç evet. Konuşmuyorlar. Onlar hiç şopa girmiyorlar. İşte bu işte oradaki insan basının önüne... Basın toplantısı yapacak yani bir şey yok. Var. Basının karşısına çıkıyorsanız sizi zorlar. Ağzınızdan planlamadığınız bir şey çıkar. Onun arkasından takip etmek durumunda kalırsınız. Veya bundan haberi olmayan başkanın yönetimi bağlayıcı bir durum yapabilirsiniz. Ben o basın toplantısında birlik, beraberlik, arkadan bütün sanayicilere tepki gösteren bir yönetici, taraftarları göreve, basına suçlayan, işte siyasileri toplanıp Ankara'ya gitmemekle suçlayan veya bir sürü suçlama oldu. Ondan sonra biz birlik yapalım, beraberlik yapalım. Geçeceksin. Ya o yani uymuyor orada kardeşim. Ben uymuyor o adam. Yönetişte maçtan bir gün önce yapılan yok. İyi niyet. Bir sürü yaptığın şeyi anlattım. Tabii canım bayağı, çok güzel de iş yapmış bu arada. Ama işini gücünü bırakman bak, lazım. Ciddi söylüyorum da. Bak takdir ettim. Ben dinliyorum takdir ettim. Ulan ne güzel dedim. Rıdvan Bey. Ne güzel işler yapılıyor. Aferin vesaire bak takdir ediyorum falan. Sonra kontrol bir gitti geçmiş olsun. Ne basın kaldı ne... Siyasi kaldı, ne iş adamı kaldı, ne partilisi kaldı, ne taraftar kaldı, hayır, oradan, ne eski yöneticisi kaldı. Oradan malzeme veriyorsunuz, bu sefer siyasi partiler çarpışıyor. Ya ne gerek var Rıdvan ya? Bey, yani çok gereksiz bir çıkış, gerek yok. Katma değer yaratan bir zaten iş insanı yani. Zaten kaynamış, camia kaynamış. Ya şimdi Rıdvan Bey o açıklamayı yaptı. Bir sonraki gün, olur ya futbol bu Sivas Belediye Bursa Spor'a yendi. Olabilir iki tane işte atamadım. Üç tane atabilir yani. Ya da iki tane atabilir ya da bir tane atabilir. Şey ne olacak? Orada zaten yangına benzin dökmüş Rıdvan Bey. Arkasından gelmiş bir de bu taraftan Sivas Bursa Spor'u yenmiş. Bugün sabah ne olur biliyor musunuz? Bütün taşlar yerinden oynardı. Bak problem. Onun için doğru topa basmak ve iletişimi doğru kurmak lazım. Kesinlikle. Bitti mi senin sözlerin? Ya son şeyle bağlayayım. Buyurun. Ben Bursa Spor'un, yani Erkan abi yanlış işte algılamış olabilir, galibiyetini kesinlikle küçük düşürücü bakmamışımdır. Ben eğer ki aynı şeyi yönetim için söylüyordunuz, eğer ki Furkan Emre'nin o hatasından dolayı bir gol yeseydik, belki de Furkan Emre bir daha forma giymemesi adına birçok tepki alacaktı. Hı hı. O hoca da alacaktı. Ben hazır olmasını, Furkan'ın bu takıma sahip olmasını, hatta sezon başında Enver Cenk Şahin'e verilen kaptanlığını da Furkan Emre
ya verilmesini gerektiğini söyleyen birisi. %100 doğru söylüyorsun. Sezon doğru başında söyledin, burada programımız orada. Aynen. Ben hazır olmayan bir kardeşimizin, çok beklentimiz olan bir kardeşinin böyle hazır olmadan oynamasını doğru bulmadım. Ama oynattı, denedi falan. Rakip belki buna uygundu. Saygı duyuyorum ama kaybetmek daha kolay olduğu için bazı şeyleri daha farklı bakmak lazım diye düşünüyorum. Yoksa hocanın tercihidir. İstediğini oynatır, istediğini oynatmaz. Saygı duyuyorum. O anda galibiyeti küçük düşürücü hiçbir şey düşünmem. Gördüğüm eksiklikleri söylerim. Zaten yıllardır söyledik. Hiçbir şekilde hani bu konuda olumsuz bir tepki almadık. Bu nedenle de işte sevgili izleyenlerimize de yani bunu da açıklamak durumunda kaldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli program oldu. İnşallah bir sonraki hafta Ahmet mücadelesi sonrasında da bu şekilde güzel temenniler içeren ve güzel konuları konuştuğumuz bir karşılaşma galibiyetten sonra konuşmak güzel oluyor. Ha, şimdi biz skora göre bu işi yapmıyoruz. Skor gazetecisi değiliz, spor gazetecisiyiz. Elbette gördüğümüz yanlışları da mutlaka söyleyeceğiz. Bunu da her zaman dile getirdik. Sevgili seyirciler, aldığımız bir bilgi Ahmet maçında Diyarbakır'a Bursaspor taraftarı alınmayacak. Bununla ilgili siz de bilginiz olsun. Onu da şimdiden belirtelim. Yönetim aşaması karşılıklı bir görüşme var. Maçların Diyarbakır'da ve Bursa'da şu oynanmaması ile ilgili bir görüş varmış. Eğer mutabık kalırsa federasyona öyle bir şey varmış. O da olabilir ama şu anda İlspor Güvenlik Kurulu Bursa Spor taraftarının alınmaması yönünde bir karar verdi. Evet, onu söyleyelim. Bununla bu bilgiyle de programımızı kapatalım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın efendim.